Dünyada bulunan, kullanılan her şeyin nasıl oluştuğuna dair bir hikayesi vardır. Merhaba, ben Brian Anger. Ben Profesör Lou Bloomfield. Tasarım aşamasından montaja kadar sıradan şeylerin aslında ne kadar sıra dışı olduğunu inceliyoruz. Nasıl yapılıyorlar da bugün pencereler ve koşu ayakkabıları var. Bilirsiniz, pencereleri açıp kapamak her gün yaptığımız oldukça rutin bir hareket. Bu pencerelerin camları hayatlarına bir kum yığını olarak başlıyorlar. Peki kumdan nasıl tertemiz pencereler yapıyorlar? Siz hala burada mısınız? Pencerelerin hikayesi burada. Pensilvanya, Carlisle'da yerin 18 metre üstünde başlıyor. Burada camları oluşturan en önemli malzemelerin bulunduğu ambarlar var. Ve kum en önemli malzeme. Her gün bu binaya 726 ton kum geliyor ve pencere camının diğer iki önemli bileşeniyle karıştırılıyor. Çamaşır sodası ve kireç. Yani sodyum karbonat ve kalsiyum karbonat. Silisli kumun erime noktasını düşürüyorlar ve temel moleküler yapısını değiştiriyorlar. Bu kimyasallar camı yumuşatıyor. Erimesini kolaylaştırıyor. Silisyum oksit zincirlerini yıkıyor ve üzerinde daha düzgün çalışılabilecek bir madde haline getiriyorlar. Bu kalsiyum oksit karışımı camsa bütün pencerelerde bulunur. Tüm ham maddelerimiz karıştırılıyor ve bunun gibi kazanlara konuluyor. Bu kazanların içerisi 1650 santigrat derece. Erimiş lavlardan bile daha sıcak. Tek bir kum molekülünün bile bu noktadan fabrikanın diğer ucundaki noktaya kadar gitmesi 3 gün sürüyor. Kumlar esasen diğer tarafta cam olmaya başlıyor. Pekala, bu koruyucu giysileri giymemizin bir sebebi var değil mi? Evet, Kevlar eldiven ve çok zor yanan ceketler giyiyoruz. Tıpkı büyük bir fırın eldivenine benzedi. Evet öyle. Evet, burası oldukça sıcak fakat birazdan çok daha sıcak olacak değil mi? Evet öyle. Bu yağını düzeltme işi çok çabuk bir şekilde yapılmalı. İçerisindeki hava boşluklarından kurtulmak için hızlı bir şekilde yayılmalı. Çok yavaş kalırsanız eriyecektir. İtemiyorum. Dur. Şurası duvara takılmış. Şekerlemeye benziyor. Evet öyle. Harmanın kum şeklinden uzaklaşması çok sürmüyor. Hatta daha çok taşmış bir volkana benziyor. Cam nehrine bakabilmenin tek yolu bu polarize edilmiş metal maskeler. Bunlar olmadan görme yeteneğiniz çok dayanmaz. Bu parlak yüzeyin altında bulunanlar sıvı cam. Erimiş karışım 10 saat boyunca kalın duvarların içerisinde kaynatılıyor ve içerisindeki baloncuklardan kurtarılıyorlar. Baloncuklar cam üreticilerini deli ediyor. Ne de olsa kimse içinden bakınca bir şey göremediğiniz bir cam istemez. İçerisinde hiçbir hava baloncuğu olmayan ve iki tarafı da pürüzsüz olan bir camı üretmenin tek yolu var. Pencereler düzgün olmadığı zaman bozuk gözlükler gibi görüşünüzü bozar. Ama dümdüz bir pencere camı yapmak çok zordur. Eskiden büyük camdan balonları patlatıp, içlerini açıp katılaşmadan yere sererek yapıyorlardı. Ama pürüzsüz bir ürün ortaya çıkmıyordu. Bu yüzden 1959'dan beri camlar sıvı kalayların üzerine dökülen erimiş camlarla yapılıyor. Kalay külçeleri pürüzsüz bir yüzey yapmak için eriyorlar. Cam bu kalayların üzerine dökülüyor ve hemen soğumaya başlıyor. Kalay ve cam birbirine karışmıyor. Bunun sonucunda da başlarda çok sıcak olan sıvı cam ve sıvı kalay gittikçe erimeye başlıyorlar. İşlemin sonuna kadar soğuma işlemi devam ediyor. Kalay sıvı olarak kalıyor ama cam katılaşıyor. Sonrasında bir robot camı 4 metrelik şeritler halinde kesiyor. Bu uzun cam parçaları kesiliyor ve çok geçmeden paketlenip dağıtıcılara gönderiliyor. Dağıtıcılar camları pencerelere yerleştiriyor. Pencereleri yapmak için camlar Pensilvanya'daki Vivinco adında bir şirkete iletiliyor. her gün ortalama 400 parça cam, pencere olarak hayatlarına devam etmek üzere buraya geliyor. Böyle maddelerle çalışmak çok tehlikeli olabilir. Bu da bir çeşit kevlar mı? Evet öyle. Peki bu nedir? Kevlar maddesi. Kevlar kurşun geçirmez yeleklerde kullanılan maddenin aynı. Evet, camları masalardan aldığınız zaman belinize dayanması gerekiyor. Bacaklarınıza temas ettiği oluyor. Bu yüzden korumak gerekiyor. Her zaman ilk önce kevlar kolluklarını takmak gerek. Andy, hiç yaralanan oldu mu? Evet. Pekala, böyle bir önlük takmayı beklemiyordum. Lou, üzerini giy dostum. Şunları giysen iyi olur. İşte bu kadar. Artık önlüğünü giydin. Kevlar kolluklarını taktın. Ve Vegas'ta bir çeşit Mozart olma yolunda ilerliyorsun. Çok güzel. Birazcık da Michael Jackson tarzı. Çok etkileyici. Fabrikada büyük cam parçalarını pencere camı şeklinde kesiyorlar. Kocaman bir hokey masasına benzeyen bir şeyin üzerinde yüzüyorlar. Böylece hareket edip taşınmaları çok daha kolay oluyor. Bu cam parçalarına hiç de nazik davranmadığınızı fark ettim. Tam anlamıyla etrafa atıp duruyorsunuz. Evet. Andy, bu cam ne kadar uzun? 22 metre. Bir elinle bunun masanın üzerinde hareket ettirebiliyorsun. Yukarı doğru üfleyen çok güçlü bir hava var. Bu adamlar dakikada 9 adet camla uğraşıyor. Günde 3000 adet demek. Camlar buradan pencereyi oluşturan diğer parçalarla birlikte çerçevelenmek için aşağı gidiyor. Manuel Cuevas pencerelerin etkili olması için alüminyum borular üretiyor. Hadi bakalım. Tamam. Bu borular iki cam arasına yerleştiriliyor. İlk camı boruya yerleştirirken arkamdaki diğer boru biraz sonra bunun arkadaşı olacak. Sonrasında bunlar birlikte şu aşağıdaki dev basınç makinesine gidecekler. Orada bir ısıtma işleminden geçecekler. Bu işlemin sonunda boruların kenarlarında bulunan yapışkan maddeler, dolgu maddeleri biraz eriyecek ve her şeyi birbirine yapıştıracak. Ne dediğimi biliyor gibi konuşuyorum. Öyle değil mi? Bu noktada camlardan bazıları kasırga camları dediğimiz yerlere gidiyor. Kasırga camları en acımasız rüzgarlara karşı dayanmak zorunda. Bu inanılmaz güçlü pencerelerin gücü tek bir maddeye dayanıyor. İki cam arasına konan madde bu. Kasırga camlarının sihri buradan geliyor. Evet. Şimdi Lou, PVB nedir? Polivinil bütiral. Camların gücünü arttıran, güçlü ve yapışkan bir plastik. PVB iki düzgün cam arasına yerleştiriliyor. Görünüşe göre bu PVB sandviçi kasırganın kendisine fırlatacağı neredeyse her şeye karşı dayanabilir. Birazdan bunu test edeceğiz. Biraz daha üzerinden geçelim. Evet. Ne de olsa amatörüz. Az bile söyledin. Bu nasıl? İyi görünüyor. Kesme zamanı mı? Kesme zamanı. Lou, şimdi bunu ısıtmamız gerek. Peki bu nasıl çalışıyor? Yani nedir bu? Fırın gibi bir şey mi? İlk olarak camı ve plastiği bu fırında 82 dereceye kadar ısıtacağız. PVB'nin bütün sandviçi bir arada tutmasına yetecek kadar yapışkan olması için bu yeterli. Tamam. Ama sonrasında otoklava koyacağız ve 3,5 saat boyunca yüksek basınç altında pişireceğiz. Plastiği 138 dereceye kadar eriteceğiz. Bu işlemin sonucunda kalıcı bir şekilde ve tamamen birbirlerine kaynamış bir ürün elde edeceğiz. İşte bitmiş bir ürün. Evet. Fırından çıktıktan sonra işte böyle olacak. Evet, evet. Otoklavdan sonra tertemiz. Evet, normal bir cama benziyor. Şimdi bunu test edelim. Vivinco'da Ar-Ge bölümündeyiz. Artık kasırga camlarımızı test etme zamanı geldi. Bunu biz ürettik. Bu lazer Az önce bizim ürettiğimiz pencereyi işaret ediyor. Şu anda kitle imha silahımızı görüyorsunuz. Vivinco'da bunlardan bir tane var. Temelinde dev bir top. Namlusundan bu mermiyi fırlatacak. Böylelikle saatte 255 kilometre hıza sahip kasırgayı taklit edecek. Camı kıracağız. Bunu içerisine dolduracaksın. Biz de camın ne kadar dayanabileceğini göreceğiz. Saniyede 15 metre. 15 metre. Güzel. Ateşlemeye hazır mısın? Evet. Hadi yapalım. Fakat izlenmesi gereken bir prosedür var. Taka şunu. Basıncı arttırıyorum. Önce güvenlik. Doldurma modu. Tamam. 4, 3, 2, 1, ateş! Şuna bak. Gerçekten de dayanıyor. İki cam parçası arasındaki PVB o kadar güçlü ki saniyede 15 metre hızla gelen mermiyi bile anında durdurdu. Hatta yeri bile tepti. Neyi parçaladık? Az önce neyi kırdık? Sadece pencerenin dış tarafını parçaladık ki bu tamamen normaldir. Evet. İki taraftaki camlar da parçalandı ama ortalarındaki plastik tabaka kırılmıyor. Şu anda bununla baş etmeye çalışıyoruz. Tekrar saldırıyoruz ama tramplen gibi. Bu malzemeyle asla baş edemezsiniz. Evet, elastik bir pencere gibi. Evet. Bu camlar kasırga enkazlarını veya komşuların gürültüsünü uzak tutsa da hepsi ana montaj bölümüne gidip gerçek birer pencereye dönüşüyorlar. Bir pencere yapmak eskiden 3 hafta sürüyordu. Şimdi makineler sayesinde 3 gün sürüyor. Çerçeveler ve pervazlar hep beraber kaynatılıyor. Sonunda birkaç saniyelik bir süre içerisinde yapıştırıcı kuruyor ve pencereyi tamamlıyor. Daha önce bir araya getirdiğimiz tamamen kaplı pencere bu. Yapıştırıcı ile birlikte çerçeveye yerleştiriyoruz. Ve işte penceremiz. Bu şekilde saatte 40 tane pencere üretmeye çalışıyoruz. Evet, fakat bugün değil. Pencerenin üst kısmı yerine yerleştiriliyor ve diğer parçaları tamamlanıyor. Bunu hareket ettirmelisin. Ve sonra paketleniyor. Birazdan mühendisliğin inanılmaz becerileri. Giydiğiniz zaman gözünüze oldukça basit görünürler fakat bu koşu ayakkabıları mühendisliğin çok önemli bir başarısıdır. Koşma sırasında açığa çıkan darbeleri yeterince emmeli ve ayrıca ayaklara esneklik ve hız sağlamalı. Massachusetts, Lawrence'da New Balance ayakkabılarının araştırma ve geliştirme kısmındayız. Nasılsınız? İşte burada ayakkabıların ve bilimin derinliklerine ineceğiz. Peki ayağınızı destekleyen ve dengeleyen bir koşu ayakkabısını nasıl üretiyorsunuz? Koştuğunuz zaman ayaklarınız, bilekleriniz, dizleriniz, basenleriniz ve gövdeniz her adımda büyük bir darbeyi emmek zorunda. New Balance tüm bunları yapabilen bir koşu ayakkabısı tasarlıyor. Her şey kurucu William Riley ile başladı. William Riley ayakkabı aslarına eşsiz bir yaklaşım getirdi. Ona ilham veren neydi? Size görsel eğitim aracımızı göstereyim. Görsel eğitim aracı mı? Aman tanrım. Evet, bu ilhamı tavuklardan aldı. Bir ayakkabı fabrikası ve bir tavuk fabrikası. Kim bilebilirdi ki? Ayaklarına oranla oldukça büyük olan boyutlarına rağmen tavukların inanılmaz bir dengesi vardır. Temel olarak bu 4 çatallı ayaktan ve ayağın üçgensi ve piramitsi yapısıyla tavuğun dengesine sağladığı katkıdan ilham aldı. Hı-hı. Teorik olarak tavuklardan daha dengesiziz yani. Bu doğru. Bu tavuğun bir ajansı olduğunu biliyor musunuz? Birçok koşucu ayak uçlarından zıplar ve topukları üzerine iner. Bu yüzden koşu ayakkabılarının tabanları bu bölgelerde yoğunlaşmış olan desteklerle tasarlanmıştır. Fakat destekleme işlevi önemli başka bir işlevle denge halinde olmalı. Denge. Çok fazla destek malzemesi koyarsanız bu kez denge düzgün olmaz ve ayak burkulur. Kesinlikle. Bir denge söz konusu. Çok fazla desteklerseniz biçimsizleşir. Maddeler fazla biçimsizleşmeye başlarsa istikrarsız, oynak bir ayakkabı olur. Bence bu kısmı atlasak iyi olur çünkü biraz terlemeye ve kokmaya başladım. Kötü kokuyorum değil mi? Tamam. Destekle denge arasındaki doğru karışımı bulmak biraz zor. İşin bu noktasında bilgisayar destekli tasarım, kısaca CAD devreye giriyor. Matt Dunbar, New Balance'ın usta CAD tasarımcısı. Matt, nasılsın? Merhaba Brian. Bu tasarımda ürünü test eden bazı koşuculardan ve araştırma geliştirme bölümünden çalışanlardan destek alıyorsunuz. Burada neyi değiştiriyorsun? Bize söylediklerine göre bu delikler çok büyük. Buradaki modeli alıyorum ve delik örnekleri üzerinde çalışıyorum. Deliklerin çaplarıyla oynayıp küçültüyorum. Şimdi daha da küçültelim. Küçültmemiz gerekiyor. Bu değişikliği yaptıktan sonra nasıl gerçek hale getiriyorsunuz? 3 boyutlu yazıcıya götürüyoruz. 3 boyutlu mu? Hadi baylar. Hadi bakalım. Bu çok heyecan verici. Pekala. Bu yazıcıda hiçbir kağıt yok. Onun yerine toz var. Ayakkabı tabanı toz üzerinde tarandıktan sonra bağlayıcı bir alet yazıcı gibi davranarak ayakkabı tabanının ince katlarını tozla kaplıyor. Tıpkı bir bina inşası gibi. Bunun içerisinde bilgisayarda tasarladığımız şeyin 3 boyutlu bir sunumu oluşuyor. Fakat bu çok zor. Etrafındaki yüzey ne kadar benziyor ki? Bu çamurlu bir madde ve tamam. Ayakkabının hamuru bundan yapılıyor. Önce yumuşak olan bu materyal sonra katılaşıyor. Ayakkabı katılaştıktan sonra tozlar temizleniyor. Burası kar fırtınasına döndü. 1980'lerdeki Stüdyo 54 gibi oldu. İşte bir taban doğdu. Bu prototip binlercesini yapmak için kullanılacak. Bu harika. Ayakkabı tabanımız hazır. İşimizin yarısı bitti. Taban kısmını ayakkabının üst kısmıyla bir araya getirme zamanı geldi. Üst kısım çok dikkatli bir şekilde tasarlanıyor, planlanıyor ve neredeyse tamamı elle birleştiriliyor. Bu üretim tesisinde her yıl 300.000'den fazla üst kısım ayakkabıların tavan kısmıyla birleştiriliyor. Her biri büyük bir parçayla hayat buluyor. Sonrasında kesiliyor ve üst kısmı oluşturmak için dikiliyor. Temel olarak bu parçayı buraya, bunu da buraya yerleştiriyoruz. Her gün binlerce bu parçadan yapmak zorundalar. Bu görmüş olduğunuz parça, üst kısmı oluşturan 29 farklı parçadan sadece biri. Bu bayağı büyükmüş. Buna ne diyorsunuz? İleri teknoloji kurabiye keseri. İleri teknoloji kurabiye keseri, ha? İşi çok bu. Teknolojik. İleri teknoloji ürünü bir kurabiye keseri. Hadi bakalım. Üst kısmı yapmaya başlıyoruz. Kesme işi tamamlandıktan sonra sıra parçaları bir araya getirmeye geliyor. Angel üst kısmı bir araya getiren kişi. Bu kalıplardan birinin üzerine kaç tane parça yerleştiriyorsun? 6 parça. 6 parça. Basitçe bu kapağı indiriyorsun ve iğne işini yapıyor, öyle mi? Başka bir dikiş yapmana gerek yok. Fakat çok fazla ve özel dikkat isteyen başka bir dikiş işlemi var. Burası bu bölümün son kısmı. Solumda ayakkabının sol parçaları var, sağımda da ayakkabının sağ parçaları var. Bittiğinde buna benzer bir görünümü olacak. Shelley Guido. Guido. Shelley Guido. Shelley yakın zamanda bir Fransızla evlendi. Burada önemli olan son kısmı çok dikmemek. Dokunmuyorum Shelley. Buna ne diyorsun? Hayır. Hayır, bunu atalım. 2 kere diktin. Devam et. Bir kez daha. Ciddi misin? Ama çok küçük. Mükemmel olmalı. Var. Şurada. Bu yanlışın sorumlusu Shelley olacak ve muhtemelen bu hata kendisine ciddi bir disiplin uyarısı olarak geri dönecek. Açıkça görülüyor ki Shelley benden çok daha hızlı. İşte oldu. Evet. Üst kısım hala bir ayakkabının dıştan görünüşüne benzemiyor. Biraz daha şekil vermeliyiz. İhtiyacımız olan şey, doğru bildiniz, daha fazla dikiş. New Balance'daki bu katta sanki dünyayı dikiyorlar. Angel cana yakın bir şekilde bana bir şeyler göstermek istedi. Ben yapamayacağımı söyledim. Yaptıkları şey çok zor. Bu şeyleri iğnelerin etrafından çok hızlı bir şekilde çeviriyorsunuz. Bu son kısımsa elle yapılıyor. Doğru. Diğer Angel aşağıda çünkü 2 Angel var. Aşağıdaki Angel bilgisayarlı ve otomatik bir işlemin başında. Evet. Buradaki fark ne? Hiçbir makine bunları bizim gibi bir araya getiremez. Daha hızlı. Denemek ister misin? İstersen deneyebilirsin. Pekala, deneyeyim. Deneyeceğim. Fakat ya mahvedersem? Tahmin edebilirim. Şu yarıkları birleştirmelisin. Yarıkları birleştirelim. Şunu da kaldır. Tamam, kaldıralım. Ve altlarından birleştir. Evet, işte bu kadar. Benim yaptığım ayakkabı size denk gelirse üzülürüm. Bunun biraz daha işe ihtiyacı var gibi görünüyor. Öyle değil mi? Şuraya bak. Aslında fena da değil. Birçok kez dikilen üst kısımların ayakkabı tabanlarıyla buluşmasına az kaldı. Ayakkabımızın tabanı burada. Massachusetts, Lawrence'daki araştırma ve geliştirme bölümünde tasarladığımız ayakkabı da burada. Bunlar Çin'de üretildi ve buraya gönderildi. Ve burada üst kısımlarıyla birleştirilecekler. Aynen böyle. Gördünüz mü? Görmüş olduğunuz parlak yerde sıcaklıkla etkisini gösteren bir çeşit yapıştırıcı bulunuyor. Bu yapıştırıcı fabrikanın diğer tarafında 40 dakika kadar önce ayakkabının tabanına yerleştirildi. Yapıştırıcı kıvama geldikten sonra üst kısmı tabanın üzerine bastıracaklar ve bu makineye sokacaklar. Bu makine insan elinin yapamadığını yapıyor ve ayakkabı parçalarını birbirine kaynaştıran bir kuvvet uyguluyor. Fakat koşu ayakkabılarının gerçek testi fabrikada değil, pistlerde olur. Hazır mısın Brian? Lou, koşmak için güzel bir gün. Umarım seninkiler bende değildir. Umarım seninkiler de bende değildir. Hadi başlayalım.